24 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde işi sıkı tutan AK Parti Hatay Milletvekili adayları, halka ve teşkilat üyelerine verdiği iftarda Cumhurbaşkanlığının yanında güçlü meclisin oluşabilmesi için destek isterken hedefini de en az 6 milletvekili olarak belirledi. Grand Plaza'da verilen iftar yemeğine İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, İskenderun İlçe Başkanı Bestami Bilgili, milletvekili adayları Hacı Bayram Türkoğlu, Abdülkadir Özel, Abdülkerim Güven, Ecrin Nazlı İnan ve Cengiz Yıldız, milletvekili aday adayları partinin gençlik ve kadın kolları ile çok sayıda partili katıldı. İftar öncesinde ilk sözü alan ilçe başkanı Bilgili, salonda bulunan kalabalıkla önemli bir zafere imza atacaklarını kaydederken, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de 24 Haziran seçimlerinin diğerlerinden çok farklı olduğunu, bunun için de herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti. İl Başkanı İbrahim Güler ise AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la büyük hedefler peşinde olduğunu belirtti. Hatay'a baktığımızda Hatay'da arkadaşlar yeni bir dönem başlıyor. Hatay'da bugüne kadar yapılan hizmetlerin artık taçlanacağı, hizmetlerin daha yoğun geleceği yeni milletvekili adaylarımızla inşallah daha güçlü, daha büyüyen, hızlı büyüyen bir Hatay olacak. Tek tek söz alan milletvekili adayları da 16 yıllık bir AK Parti iktidarında ülkenin büyük gelişmeler kat ettiğini belirttiler. Lobilerine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duruşumuzu sergilemeliyiz. Güçlü başkan, güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye. Hepinizi saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı yıllar. 24 Haziran 2018 tarihinde eşik değer olan o tarihte bir tarih yazmanız olacaktır. Yapmamız gereken tek şey, milyarlarca mağdur ve mazlum coğrafyanın beklediği Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir an önce başkan yapmak, arkasından güçlü bir mecliste, güçlü bir hükümetle, güçlü bir Türkiye oluşturmaktır. Hepinizi bu duyguyla ve bu düşüncelerle Allah'a emanet ediyorum. Seçim birbirinden önemli ama inanın 24 Haziran seçimi kadar Türkiye'de önemli bir seçim daha dünyaya gelmemiştir. Türkiye'de olmamıştır. Hem sistem değişti hem Hatay'ın listesi değişti. İnşallah ülkemizin içinde bulunduğu zor durumları aşmak için, iç ve dış kötü mihrakların etkisinin altından kurtarmak için hep birlikte 24 Haziran'a kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ve inşallah her zaman söylediğimiz gibi en az 6 vekil çıkaracağız inşallah. Hali hazırda mevcut milletvekili abilerimiz de ilçe ilçe gezerek yeni listeyle ve teşkilatlarla 24 Haziran zaferine giden yolda Akdağlı'nın gönüllü birer neferi olduklarını ortaya koymak, kalıcı olanın dava şuurunu olduğunu göstermek, makamların gelip geçici olduğunu göstermek ve teşkilatın emrinde olduklarını göstermek için ilçelerimizi gezip tek tek teşkilatlara emrinizdeyiz. Ne zaman emrederseniz Hatay'ın her santimetre karesine sizlerle beraber gelmeye ve bu hizmet kervanına katılmaya varız dediler. Onları da gıyaplarında buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. AK Parti hareketi bir vefa hareketi olduğu gibi aynı zamanda bir dinamizm hareketidir, bir değişim dönüşüm hareketidir. İşte bu noktada Allah'a hamdolsun bütün emektar abilerimize, büyüklerimize bu vefayı sergilerken tabii Hatay olarak yeni bir dinamizm eşiğinin de yakalamış bulunuyoruz. Artık değişim vaktidir. Artık dönüşüm vaktidir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi artık Hatay'da da şahlanış vaktidir. Mübarek olsun, hayırlı olsun, kutlu olsun. 24 Haziran Türk siyasi tarihinde önemli bir takvim. Daha önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modeline geçişle ilgili bir referandum yapılmıştı. Bu referandumda verdiğiniz kutsal oylarınızla evet dediniz. Sizlerin kararınızla da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş onaylanmış oldu.
İşte 24 Haziran tarihinde aldığınız bu karar doğrultusunda tekrar milletin hakemliğine, yani sizlerin hakemliğine, millet iradesine başvuruluyor. 24 Haziran'da ne olacak? 24 Haziran'da siz hür iradenizle, kutsal oylarınızla hem yürütme organını seçeceksiniz, hem de yasama organının üyelerini seçeceksiniz. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Bey, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin fikir babası. 24 Haziran'da tekrar karşınızda. İnşallah vereceğiniz oy ve destekle 24 Haziran'da alacağımız ve Türkiye'miz açısından çok hayırlı olacağına inandığımız bir sonucun tahakkukuyla yeniden görevine devam edecek. Ayyâlâ s-salâ.